Antik Yunan'da Helios, Mısır'da Ra, İskandinavya'da Sol, Sümer'de Utu, Hitit'te Arinna. Tüm bu isimlendirmelere ilham kaynağı olan Güneş, insanlık tarafından çok önemli bir yere sahip. Samanyolu gök adamızda ise 400 milyar yıldız içinde sarı renkli bir cüce yıldız. Bu videomuzda güneş aktivitesi, güneş patlamaları ve gezegenimizi olası etkileri üzerine madde madde ilerleyerek geniş çaplı bilgilere yer vereceğiz. O halde tüm güneş sistemini bir arada tutan, hayatta kalmamızı sağlayan bu gök cismini gelin hep birlikte inceleyelim. Güneş, içinde bulunduğumuz sistemin tek yıldızı ve bizden 150 milyon kilometre uzakta. 4 milyar 570 milyon yaşındaki Güneş'in çapı sadece 1 milyon 400 bin kilometre. Yüzey olarak tanımlanan fotosfer katmanı 5600, çekirdek sıcaklığı ise 15 milyon derece. Bize en yakın yıldız Güneş. Daha sonra gelen üçlü yıldız sistemi Alpha Centauri, Güneş sisteminden 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bizler Güneş'i inceleyerek uzak yıldızların astrofiziksel özelliklerini ve evrim süreçlerini çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu yüzden Güneş'te ne olup bittiğini anlamak, evrendeki trilyonlarca yıldızın gizemini keşfedebilmek için önemli bir ipucu. Güneş'te meydana gelen olaylar farklı katmanlarda gerçekleşir. Güneş'in yapısını ele aldığımızda çekirdekten başlayan bu yapı sırayla radyatif bölge, konvektif bölge, fotosfer, kromosfer, geçiş bölgesi ve en dış katmanlar olan korona, güneş rüzgarı ve heliosfer. Şimdi gelin hidrojen ve helyumdan meydana gelen bu plazma küresinin yüzey katmanlarındaki etkileyici olayları ve gezegenimize olan etkilerini inceleyelim. Güneş durmaksızın hareket halinde olan, devinen, çalkalanan bir makine gibi. Bu hareketliliği sonucunda yapısında bulunan elektron ve protonlar elektrik akımı ve manyetik alan üretiyor. Bu hareketli makineyi devasa bir dinamo gibi düşünebiliriz. Nitekim bilim insanları da böyle düşündüler ve yıldızımızın tüm aktivitesini ortaya çıkartan süreçlere dinamo etkisi adını verdiler. Güneş aktivitesini doğuran ve birazdan değineceğimiz tüm olaylara zemin hazırlayan mekanizma işte budur. Güneşin merkezinde nükleer tepkimeler üretilen enerji iki farklı yolla yüzeye kadar taşınır. Fotonların ışıma yoluyla taşındığı bölge radyatif bölgedir. Maddenin çalkalanma hareketi yaparak yüzeye ulaşması konveksiyon yoluyla gerçekleşir ve bu bölgeye konvektif katman denir. Konvektif katmanın üzerinde Güneş'in görünen yüzeyi fotosfer diğer adıyla ışık küreği alır. Güneş atmosferi buradan itibaren başlar. Fotosferden ortalama 1500 derece daha düşük sıcaklıkta ve daha karanlık görülen yapılara Güneş lekesi adı veriliyor. Birçok güneş lekesinin bir arada bulunduğu bölgelere de leke grupları diyoruz. Günümüze ulaşan ilk güneş lekesi kayıtları M.Ö. 364'te Çinli astronomlara ait. 1611 yılında David Fabricius ve Galileo güneş lekelerini gözleyerek kayda geçirdiler. Bir güneş lekesinin en tipik özelliği manyetik alanıdır. Bu alanlar ısının taşınmasına engel olduğu için daha soğuk. Galileo güneş lekelerini gözleyerek güneşin doğuya doğru döndüğünü saptadı. Bu gözlemlerin ilerlemesiyle birlikte güneşin katı bir cisim gibi dönmediği fark edildi. Ekvator bölgesi daha hızlı, kutup bölgeleri ise daha yavaş dönüyor. Sıra güneş üzerinde meydana gelen en dikkat çekici ve korkutucu olaya geldi. Farklı kaynaklarda güneş patlamaları, parlamaları ya da flare olarak duyabiliriz. Bu geçici alanlarda çok yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Güneşe ait yüksek enerjili kozmik parçacıklar gezegenler arası ortama yayılır. Bir patlama ne kadar şiddetli ise o kadar büyük enerji üretir ve daha uzun ömürlü olabilir. Güneşteki patlamaların görüntüleri farklı dalga boylarına karşılık gelen filtreler kullanılarak elde ediliyor. Burada gördüğünüz görüntülerin her biri gözümüzün duyarlı olduğu bölgeden daha geniş bir aralıkta yer alan ışınımın bir sonucu. Patlamaların şiddetine göre sınıflandırma yapılıyor. En zayıf patlamalar C, orta seviye M, en şiddetli patlamalarsa X sınıfı olarak tanımlanıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz ve güneş aktivitesinin arttığı bu yıllarda sıklıkla M ve X sınıfı güneş patlamalarını gözleyebiliyoruz. Güneşteki manyetik alan dönemsel olarak değişiklik gösteriyor. Gözlenen leke sayılarındaki artış ve azalışlara göre bu döngünün süresi bir miktar değişebilir.
Oluşan lekelerin gözlemleri sayesinde aktivitenin süresi, şiddeti ve diğer astrofiziksel özellikleri konusunda ayrıntılı bilgiler elde edebiliyoruz. Buna göre Güneş ortalama olarak 132 ayda, yani 11 yılda coşkulu bir dönemden sükunet dolu bir döneme geçiş yapıyor. Güneş lekelerini çok miktarda sayabildiğimiz dönemlere güneş maksimumu, neredeyse hiç leke göremediğimiz dönemlere ise güneş minimumu adını veriyoruz. Sayılar burada bizim için önemli. Çünkü rahatlıkla ve yüksek doğrulukla elde edebildiğimiz yegane veri güneş leke sayıları. Leke sayıları demişken, 400 yıllık güneş lekesi verilerini bir grafikte topladığımızda 1650 ile 1700 yılları arasında hemen hemen hiç leke kaydının olmadığını görüyoruz. Bu döneme Maunder Minimum deniliyor. 1800'lerde buna benzer ama daha kısa süren Dalton Minimum adında bir dönemin daha yaşandığını görüyoruz. İsviçreli astronom ve matematikçi Rudolf Wolf, güneş lekelerini saymak için matematiksel bir yöntem geliştirdi. Merak edenler için formülü buraya bırakıyoruz. Buradaki R, güneş leke sayısını veriyor. K ise gözlemci ve gözlem evine göre değişen bir katsayı. G parametresi leke grup sayılarını, S ise bireysel leke sayılarını veriyor. Wolf sayesinde güvenilir leke verileri sayımları bu tarihlerde başlıyor. 1843'te Alman gökbilimci Samuel Heinrich Schwabe, güneş lekesi sayılarındaki döngüsel değişimi keşfediyor. Bu değişime güneş leke çevrimi adı veriliyor. Günümüzde hala kullandığımız Wolf sayıları yıllara göre noktalandığında güneş çevriminin 11 yıllık döngüde olduğunu görebiliyoruz. Geçmişe yönelik verilerle birlikte 1755 ile 1766 yılları arasındaki döngü birinci çevrim olarak numaralandırıldı. Günümüzde 2024 yılı itibariyle 25. çevrim içinde bulunuyoruz. Her bir çevrim döneminde Güneş'in kuzey ve güney manyetik kutupları yer değiştiriyor. Tam turunu 22 yılda tamamlayan köşe kapmacı oyunu gibi. Yerin manyetik kutupları ortalama 300 bin yılda bir yer değiştiriyor. Yani gezegenimiz oluştuğundan beri manyetik kutupları ortalama 15 bin kez yer değiştirmiş. Her ne kadar bu çevrim numaralandırması modern dönemlerde olsa da 11 yıllık dönemin 100 milyonlarca yıldır istikrarlı biçimde devam ettiğini biliyoruz. Ağaç halkalarından ve milyonlarca yıllık buzullarda tespit edilen karbon ve berilyum izotopları bizlere bu bilgileri güvenilir şekilde sağlıyor. Her çevrim başlangıcında lekeler orta enlemlerde ortaya çıkıyor ve çevrim ilerledikçe ekvatora yakın enlemlerde oluşmaya başlıyor. Lekelerin oluştuğu bölgeler bir çevrim boyunca ilerleyen yıllara göre grafiğe aktarıldığında ilginç bir desen karşımıza çıkıyor. İşte karşınızda kelebek diyagramı. Bu diyagramdaki tek bir deseni ele alacak olursak, çevrimin başlangıcında lekelerin orta enlemlerde ve sonlara doğru ekvatora yakın oluştuğunu görebiliriz. Bu diyagramın tarihi 1874 yılına İngiliz Kraliyet Greenwich Gözlem Evi'ne dayanıyor. Ayrıca bu diyagram lekelerin güneş üzerinde gelişigüzel oluşmadığını gözler önüne seren önemli bir bulgu. Lekeler neredeyse eşit, eş zamanlı ve zıt enlemlerde oluşuyor. Lekelerin konumları ve grafiklerdeki 11 yıllık bu düzen aslında kendi içinde düzensizlikler barındırıyor. Örneğin grafikte her bir çevrimin bir önceki ve bir sonrakiyle uyumsuzluğu dikkat çekiyor. Zaten güneş astrofiziği konusunu tam anlamıyla ele aldığımızda bu başlıkların her biri kendi içinde çok önemli araştırma konularına ayrılıyor. Güneş tutulması sırasında görülebilen korona tabakası güneş atmosferinin en dış katmanı. Burada parlak olarak görülen yapı korona tabakasındaki sıcak plazmayı ifade ediyor. Koronal kütle atımı güçlü patlamalar sonucunda oluşuyor. Güneş patlamaları sırasında uzaya yayılan plazma bulutunun miktarı patlamanın süresiyle ilişkili. Örneğin 2 saat süren X sınıfı bir güneş patlaması ardından mutlaka buna eşlik eden bir koronal kütle atımı meydana getiriyor. Bu zamanlarda fırlatılan milyarlarca ton güneş maddesi öylesine hızlı yol alır ki yere bir günde ulaşabilir. Bu kütle atımlarının gezegenimizin üst atmosferiyle uzay ortamına büyük etkileri vardır. Koronadaki bazı bölgeler karanlık görülüyor. Hatta geçtiğimiz aylarda güneş üzerinde görülen bu karanlık alanlar bazı basın organları tarafından kara delik olarak adlandırıldı. Oysa ki bu bölgelerin karanlık görülmesi kara deliklerde meydana gelen olaylardan çok farklı. Buradaki gaz her zamankinden düşük sıcaklık ve yoğunlukta olduğundan karanlık görülüyor. Bu bölgelere koronal delik adı veriliyor.
Koronal delikler manyetik alan ilmeklerinin açılarak uzaya dağıldığı alanlar. Buradaki koronal gaz uzaya kaçarak bir güneş rüzgarı oluşturuyor. İşte bu güneş rüzgarıyla dışa doğru itilen korona tabakası güneşten milyonlarca kilometre uzaklara kadar ulaşıyor. İlk kez 1896 yılında Norveçli fizikçi Olaf Christian güneş rüzgarlarını sattı. Güneş rüzgarlarının var olduğuna ilişkin en çarpıcı örnek kuyruklu yıldızların kuyruğu. Çünkü güneş sisteminin uzak köşelerinde buzla kaplanmış kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıklarında güneş rüzgarları tarafından ısıtılır ve eriyen buz katmanı bir kuyruk oluşturur. Bir kuyruklu yıldızın hareket yönüne göre kuyruğunun yön değiştirmesi bu rüzgarların ispatı niteliğinde. Dünyaya ulaşan güneş rüzgarlarının ortalama hızı saatte 1,5 milyon kilometre. Dünya üzerinde bugüne kadar kaydedilen en kuvvetli rüzgarsa saatte 408 kilometre ile Avustralya'nın Borov adasında görülmüş. Bir örnek vermek gerekirse, güneş rüzgarlarının hızıyla Ay'a gitmek yaklaşık 12 dakikamızı alırken, dünya atmosferinde meydana gelen en hızlı rüzgarların hızıyla gitmek 40 gün sürer. Güneş rüzgarları normal şartlarda düşük enerjilidir. Fakat güneş patlamalarıyla uzaya fırlatılan yüksek enerjili protonlar, güneş rüzgarları sayesinde çok yüksek hızlara ulaşır. Bu da yörüngede bulunan korunmasız astronotlar için oldukça tehlikelidir. Mesela 1989 yılının Ekim ayında güneşte meydana gelen bir patlama bu durumu yaratacak parçacıklar üretti. Eğer bu sırada ay üzerinde görev yapan astronotlar olsaydı sağ kurtulmaları pek de mümkün olmayacaktı. Yerin bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan güneşten gelen yüklü parçacıkların bulunduğu güneş rüzgarlarıyla buluşur. Yerin manyetik kalkanı olan manyetosferde geçici bir etki yaratır. Jeomanyetik fırtınalar G1'den G5'e kadar olan bir aralıkta ölçeklendirilir. G5 en şiddetli jeomanyetik fırtınadır. Geçtiğimiz günlerde G4 şiddetinde bir jeomanyetik fırtına yaşandı ve son 7 yılın en şiddetli olayıydı. Güneşte görülen bu fenomenlerin enlerine gelin birlikte bakalım. Bugüne kadar görülen en şiddetli güneş patlaması 4 Kasım 2003 tarihinde gerçekleşen X28 şiddetindeki güneş patlaması. Bu tarihte yaşanan olayın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar 2 gün boyunca güçlendirilmiş Zvezda servis modülüne sığındılar. Ayrıca kutup bölgelerinde uçuş seferleri de bu süre boyunca iptal edildi. Püsküren koronal kütle saatte 8 milyon kilometre hızla çıktı. En aktif leke çevrimi 19. çevrim ile 1954 ile 1964 yılları arasında gerçekleşti. Bugüne kadar gerçekleşmiş en güçlü jeomanyetik fırtına hepimizin de bildiği Carrington olayı olarak adlandırılıyor. Eylül 1859'da meydana gelen bu olayda auroralar hem güney hem de kuzey yarımküreden olmak üzere dünya çapında görüldü. Meksika, Küba, Hawaii görülen yerler arasında. Elektromanyetik alandan kaynaklanan etkiyle telgraf sistemleri arızalandı. Eğer bu fırtına günümüzde yaşanırsa elektrik şebekelerinde uzun süreli kesintilere neden olabilir. O zaman yakalım mumları. 2023'te güneş üzerinde oluşan koronal delik 800 bin kilometre uzunluğuyla içerisine 60'tan fazla dünya sığabilecek boyutlara ulaştı. Böylesine şiddetli biçimde meydana gelebilen bu olaylar dünyamızın iklimini nasıl etkiliyor? Güneş aktivitesiyle dünyanın sıcaklığı arasındaki ilişki bilim insanları tarafından hala incelenen bir konu. Özellikle 17 ve 18. yüzyıllarda güneş aktivitesinin çok az olduğu Maunder minimum zamanında Avrupa'da mini bir buzul çağı yaşanmıştı. Bu tür örneklerden yola çıkılarak aktivitenin dünya iklimine etkisi mercek altına alınır. Çok sayıda çalışma dünyanın iklimini etkilediği yönünde bilgiler içerse de 1980'den sonra dünya sıcaklığının önemli derecede artmasının sera etkisi olduğu anlaşıldı. Yani küresel ısınma. İnsan kaynaklı küresel ısınma son 10 yılda 0.2 derece artıyor. Ayrıca volkanik patlamalar ve atmosferdeki aerosoller iklim değişikliğini etkileyen diğer önemli faktörler. Güneşten gelen çok sayıda yüklü parçacık dünya atmosferindeki ozon miktarını azaltıcı yönde etkileyebiliyor ve zararlı mor ötesi ışınımın yeryüzüne daha rahat ulaşmasına neden olabiliyor. Güneş üzerindeki bu fenomenler her zaman korkutucu düzeyde olaylara neden olmuyor. Güneş size biraz hareketli gelmiş olabilir fakat yıldız evrimi videomuzda bahsettiğimiz üzere Güneş yaklaşık 4,5 milyar yıldır kararlı yapısını koruyor.
yani dengeli bir dönemde. Önümüzdeki 5 milyar yıl daha bu dengesini korumasını bekliyoruz. Dolayısıyla dünya üzerindeki yaşamı tehdit edebilecek etkiler ortaya çıkarması pek mümkün değil. En fazla birkaç elektrik kesintisi yaşanır ki o da gerçekten güneş patlaması yüzünden meydana gelirse. Bu olayların etkili olduğu kutup bölgelerinde yer alan elektrik dağıtım şirketleri, jeomanyetik fırtına alarmlarını sürekli izleyerek olası arızaların önüne geçmeye çalışıyor. Elbette teknolojiye olan bağımlılığımız ve yörüngede yer alan uyduları etkisini göz önünde bulundurduğumuzda zarar beklenenden daha fazla olabilir. Güneşin bu hareketliliğinin en güzel sonuçlarından biri auroralar. Onlar bizi güneşin korkutucu atmosferinden uzaklaştırıp başka dünyaların gökyüzüne götürüyor. Mitlere, dinlere ve insanlığa ilham kaynağı olan güneşin astrofiziksel olarak tüm gerçekliğini gözler önüne serdik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek evrenin ardından koşmaya devam.